Evet arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. İşlem hacmiyle hem Mersin'imize hem Türkiye'ye katkı veren bir tesis ya da bir işletme. Uzun yıllardan beri bu faaliyetini yürütüyor. Tabii buradaki üretim içeriğinin belki çok daha sofistik hale getirilmesi gerekiyor. Özellikle daha yüksek katma değer içeren malların üretimini burada daha yüksek orana taşımamız gerekiyor. Çünkü serbest bölgelerin kurulmasında iki tane temel amaç vardı 1980'li yıllarda. Bu serbest bölgeler oluşturulurken bir tanesi ülkenin ihracat kapasitesinin artırılması. Diğeri de serbest bölgeler vasıtasıyla ülkeye teknoloji transferinin gerçekleştirilmesiydi. Dolayısıyla serbest bölgeler bu kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeli. Mersin serbest bölgemizde de bu anlamda belki biraz daha yoğun çalışarak hem teknoloji transferini sağlayacak ve sofistike ürünler üretecek olan firmaların buraya getirilmesini teşvik etmek lazım, bu konuda çaba sarf etmek lazım, çalışmak lazım. Ve ayrıca serbest bölgede üretilen ürünlerin ithalattan ziyade, yani Türkiye'ye ithalatından ziyade ihracatının artırılması, daha üst seviyelere çıkılması hedef olmalı. Burada bu konuda ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Ne yazık ki buradan yapılan, şu an Türkiye yapılan ithalat ihracattan daha fazla. Yani bu da serbest bölgelerin kuruluş amaçlarına çok uygun düşmeyen bir durum. Önemli katkı sağlıyor. Biraz önce söylediğim gibi istihdamda, diğer alanlarda. Ama bu katkının daha büyük boyutlara çıkartılması ve esas kuruluş amacına uygun bir hale getirilmesi için daha yoğun mal üreten, içinde teknolojik know-how olan ürünler üreten firmaların Türkiye'den ya da dışarıdan buraya getirilmesi, çalışmasını yoğunlaştırılması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.